Ama mutlu sonuçlar alıyoruz. O bizi mutlu ediyor. Toparlasak da ne yazık ki çıkıyor. Evet. Ama başkanım, bakın görüyor musunuz? Ejderler ilk 9 ay boyunca bağlayacağız, iplere bağlayacağız. 9 ay sonra ilk ürünümüzü alacağız. Keşke ot olmayan bir sıra sonrasında. Evet, Hadan Ovası'ndayız. Eyyubiye'deyiz. Ve malumunuz Şanlıurfa aslında tarımın dünyadaki başkenti verimli topraklarıyla. Bir yandan pamuk üretiyoruz, bir yandan buğday, bir yandan mercimek, bir yandan Türkiye'nin en güçlü fıstık fabrikası Şanlıurfa'da, bir yandan domatesimiz, bir yandan isotumuz yani biberimiz, bir yandan patlıcanımız, bir yandan hıyarımız. Biz bunları üretirken biz alternatif ürünler üretmek istedik. Şanlıurfa'da hiç denememiş ürünleri denemek istedik. Ve şu anda ejder meyvesi bahçemizdeyiz. Biraz önce de sizlerle birlikte, teknik ekibimizle birlikte incelemelerde bulunduk. Gerçekten çok ciddi mesafe kat ettiğimizi gördük. Özellikle çeliklerimizin büyüdüğünü, yani çelik derken fidelerimizin de büyüdüğünü, geliştiğini gördük. Biz burada hem ejder meyvesi yetiştireceğiz, hem de çeliklerimizi yetiştirip inşallah çiftçilerimize çok ciddi manada katkı sunacağız. Tabii pazarıyla ilgili sıkıntı var dediler. Biz dersimize çalıştık, pazarını da oluşturduk. İnşallah burada yetiştireceğimiz ejder meyvelerini ihracat babında inşallah ilk startımızı 9 ay sonra vereceğiz. Ve 9 aydan sonra özellikle malumunuz bu meyve ilk 9 ayda meyvesini veriyor. Ama 1,5 sene sonra artık tabiri caizse çeliklerimiz kusmaya başlıyor. Ve çok ciddi manada inşallah verim elde etmiş olacağız. Hem ülke ekonomisine çok ciddi faydamız olacak. Hem de tarımsal noktada ürünün çeşitlendirilmesi noktasında buradaki vatandaşlarımıza öncülük etmiş olacağız. Tabii Eyyubiye Türkiye'nin en dezavantajlı ilçesi. En çok talep bize maalesef işsizlik noktasında geliyor. Vatandaşlarımız bizden iş istiyorlar. Biz iş istihdam noktasında da çok ciddi manada bu konuya neşteri vurmuş olacağız. Ve istihdama da çok ciddi katkı sunmuş olacağız. Bu bizim ilk etapımız. İnşallah yıllara sari bir şekilde Sera kentimizi büyüteceğiz. Sera kentimizi genişleteceğiz inşallah. 1,5 yıl önceki hedefimiz ilk etap 35 dönümüydü. Lakin maliyetlerin artması hasebiyle 30 dönümlük alanımızı ancak 10 dönüme sığdırabildik. Şu anda 10 dönüme yakın bir seraya sahip Eyyubiye ilçemiz. Şimdi artık mahallelerimize standlarımızı kuracağız. Maliyetine, ürünlerimizin maliyetine vatandaşlarımıza inşallah satışını sağlayacağız. Hem bu noktada vatandaşlarımızın mali noktada kendilerine katkı sunmuş olacağız. Hem de artık seranın sürdürülebilirliği için ilk adımlarımızı atmış olacağız. Çok güzel sonuçlar elde edeceğimizi umuyoruz. Ki ilk güzel ürünler almaya başladık şu anda. Tomurcuklanmaya başladı. Güneydoğu'da, Şanlıurfa'da da ejder üretimi olabileceği kanaatindeyiz. Birkaç yerde zaten denenmişti.
Şu anda 6 ay sonra, 3 ay önce başladık ekime, 6 ay sonra ilk ürünümüzü almayı planlıyoruz.